Kişi yanlış besleniyorsa, yemekte, kahvaltıda sıvı tüketiyorsa, su, çay, kahve, ayran vesaire, mide asidinin pH'i 1-2 iken 4'e 5'e çıkıyorsa ne oldu? Mide asidi bozuldu, ılık su gibi. Ağır, yediğiniz gıdalar sindiremez. Gaz çıkar ortaya, gaz. Bu gaz da ne yapar? Midenin üst kapakçığını zorlar. Zamanla yemek borusundan yukarı doğru çıkmaya başlar. Bu da reflüye sebep olur. Reflünün sebebi neymiş? Mide asidinin bozulması, asidin sert olması değil, hafif olması nedeniyle sindirilemeyen gıdalardan ortaya çıkan gaz. Mide asidinin bozulması. Bu kadar basit. Evet. Bunu İbrahim Gökçek tespit etti. Ama İbrahim Gökçek'ten önce, yani benden önce, İran'da Kumeyni rejimi zamanında bir doktor İran'da hapishaneye düşüyor. Rejime muhalefetten vesaire. Adam hapishanede bakıyor ki koğuşta adamın biri böyle yatmış yerlere kıvranıyor. Bas bas bağırıyor. Adam kendine gelince diyor ki neyin var? Midem ağrıyor. İlaç kullanmıyor mu? Kullanıyorum. Ne oldu? Faydası yok. Diyor ki ben sana çok basit bir formül vereceğim. Nedir? Su ile tedavi. Nasıl olacak? Yemekten yarım saat önce su tüketebilirsin. Çay, kahve, sıvı tüketebilirsin. Sorun yok. İstediğin sıvı tüket. Yemekte ve kahvaltıda su yok. Ve yemekten ancak 2 saat sonra sıvı tüketebilirsin. Buna dikkat edersen mide asidi bozulmaz. Mide asidi bozulmazsa yediğin her gıdadaki gıdayı sindirebilir hale gelir. Mide asidi böylece reflü diye bir sorun olmaz. Mide asidi, gastrit, ülser olmaz. Hiçbir şey olmaz. İyi peki diyor. Adam uyguluyor. Aa iyileşiyor. Ondan sonra o hasta, bu hasta geliyor falan filan. 2,5 yılda 2500 hastayı adam hapishanede tedavi ediyor. Herkes sıraya giriyor buna tedavi olmak için. Adamın hapis süresi doluyor. Diyor ki tamam çıkabilirsin. Hayır hayır diyor. Bana müsaade edin 6 ay daha kalayım hapiste. Niye? Daha tedavi edeceğim hasta var. Gönüllü 6 ay daha kalıyor. 3000 kişi tedavi ettikten sonra hapishaneden çıkıyor. Aynı yöntemi biz de uyguladık. Su ile tedavi. Mümkün mü? Mümkün. Nereden biliyoruz? İşte kullanan arkadaşlar görüyorlar. Teşekkür ediyorlar. Benim bununla ilgili su ile tedavi isimli videom tam 5 milyon kişi seyretmiş ve çoğu da kullanmıştır. Bu nedenle herkesten teşekkür yorumları alıyoruz. Allah razı olsun diyorlar. Bu da bizi ne yapıyor? Mutlu ediyor. Mutlu.